Ay bir yüzün gülsün be. Aa, bu evin hali ne böyle ayol? Her taraf toz pislik içinde. Ya. Yeni bir hizmetçi gelmişti. Çağırayım da temizlesin buraları. Olmaz böyle canım. Demet, ne söyleyeceksen söyle. İnan seni çekecek havamlı değilim. Pardon. Ben değil, sen söyleyeceksin. Teşekkür etmeni bekliyorum burada. Nedenmiş o? Göz bebeğin çiftliğinin satılacağını kim haber verdi sana? Sen bendeki empatiye, sempatiye bir gel be. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir insansın. Ama keşke yeğenimin kaçırıldığını haber verseydin. Değil mi? Ama ben de bilmiyordum ki. Her şey olup bitiyor. Ben bunu internetten öğreniyorum yani. Ha neyse, olan oldu tabii şimdi. Çocuk iyi. Biz kendi işimize dönelim. Sonra konuşuruz Mehmetciğim. Ya sonrası mı kaldı? Battık diyorum. İşlerin başına geçmen gerek. Orada bir dur bakalım ya. Benim hiç öyle bir niyetim yok ki. Başka çare yok. Adam iyice sapıttı. Evdeki hizmetçinin kafası atıyor, çocuğu kaçırıyor. Böyle bir circle içine girdik ya. Çocukluğundan beri düzgün konuşmayı beceremiyorsun sen. Yalan mı? Neyse tamam, senin yüzün yine düştü. Derin hassasiyetler var bu konuda. Seziyorum. Tamam, haydi geçelim bu konuyu. Tamam, geçtik. Söyleyeceklerin bittiyse hadi. Aras bak, bu aileyi bir tek sen kurtarabilirsin. Son sözüm de bu. Vallahi sizin aileniz umurumda değil. Koca koca insanlarsınız. Başınızın çaresine bakarsınız artık.